Emir Abdülkadir Cezayir Hazretleri ve aşk dersek neler arz etmek istersiniz? Efendim, bilindiği gibi herkesin kendine göre bir aşk anlayışı var. Dolayısıyla Hazreti Mevlana aşk konusunda şöyle der: aşk, dileği, isteği, yapıp yapmama arzusunu tümüyle iradeyi terk etmektir. Aşka bu çerçeveden bakacak olursak, Emir Hazretlerinin hayatı ciddiyetle, samimiyetle, hüsnü zan ile incelendiğinde görülecektir ki, o savaşın en zorlu, en çetin anlarında dahi hiçbir zaman için akli, beşeri, nefsani duygu ve düşüncelerle hareket etmemiştir. En güç anlarda bile insani ve manevi değerleri korumaya çalışmıştır. Düşmanına her zaman merhametle, şefkatle muamele etmiştir. Bu çok yüksek bir ahlak özelliğidir. İşte bunu da yaşayabilmek için gerçekten insanda çok büyük bir Muhammedi, Rahmani bir aşk olması gerekir. Emir Hazretlerinde aşk, merhamet, şefkat olarak tecelli etmiştir. Bizim de çok hayretle fark ettiğimiz bir özelliği, Emin Hazretleri küçük yaştan itibaren manevi eğitim almışlar ve oldukça derin bir ilme vakıflar. Onların bu ilme vakıfiyetlerini görüyorsunuz ama bir yandan da bir liderlik pozisyonunu da görüyorsunuz. Bu iki özelliğin bir bedende toplanması nasıl mümkün olabilir sizce? Çok hoş bir soru, teşekkür ediyorum. Fakiriniz bunu gayet tabii buluyorum. Gayet doğal, gayet normal buluyorum. Neden bunu gayet tabii buluyorum? Bildiğiniz gibi peygamberlerin şahı, 18 bin alemin sultanı Peygamber Efendimiz gerektiğinde müşriklere karşı savaşmıştır. Gerektiğinde en ön safta yer almıştır. Hakeza, ledün ilminin sultanı Hazreti Ali Efendimiz hiçbir zaman Zülfikar'ı elden bırakmamıştır. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, bütün efendilerimiz aynı yolu gütmüştür. Bu şeriatla hakikat arasında bir bağ kurabilmektir. Bunu yaşayabilmek de marifettir. Bu gayet tabidir. Bildiğiniz gibi aynı yıllarda Emir Hazretleri Cezayir'de Fransızlara karşı ölümüne bir mücadele verirken, Kafkaslar'da da Şeyh Şamil Hazretleri, yine büyük bir sultan, o da Ruslara karşı savaşmıştır. O da büyük bir velidir. Bu gayet tabidir. İnsan vatanı için yaşar, milleti için yaşar, bir başkasının huzur ve selameti için yaşar. Vatan elbette böylesine ulu sultanlar için bu topraklar değildir. Elbette onlar vatanın, asli vatanın ne olduğunu bilen zatlardır. Ama sonuç itibariyle o vatanın ekini de bu vatanda ekilmektedir. Yani fakir bunu gayet tabii buluyorum. Sufi olmak, derviş olmak, şeyh olmak, zaten insanlara hizmet etmek, insanlara faydalı olmak değil midir efendim? Ortada vatan gidiyor. Böylesi bir durumda bir gönül ehli nasıl olur da bir köşede oturabilir? Elbette, elbette vatanı için, insanlar için elinden geleni yapacaktır. Arz ettiğim gibi örneğimiz Peygamber Efendimiz'dir. Örneğimiz Hazreti Ali Efendimiz'dir. Örneğimiz Hazreti Hamza'dır. Hangisi? Bizler Allah yolunda büyük insanlarız deyip evinde oturdular. Hepsi savaşın en ön saflarında savaştılar. Bu gayet tabidir. Evet efendim. Bir de yine kendi hayatlarına baktığımızda
düşmanlarını dahi çok etkilediğini görüyoruz. Napolyon'la arasında geçen bir konuşma bilhassa çok ilgi çekici. Sizce onları etkileyen Hazret'teki hangi vasıflardı? Onları da etkileyen, hatta bu fakiri de çok etkileyen, Emir Hazretlerindeki en büyük fakire göre gözle görülür hal, onun durum ve şartlar ne olursa olsun insani ve manevi değerlerden asla taviz vermeyişidir. En zor, en çetin zamanlarda bile o içinde derinden yaşadığı Muhammedi ahlakı hiçbir zaman için terk etmemiştir. Az evvel de arz ettiğim gibi en zor dönemlerde dahi düşmanına şefkat ve merhametle yaklaşmıştır. Aslında Napolyon'u veya Fransız halkını Emir Hazretleri etkilemiş gibi görünse de asıl onları etkileyen hala bizlerin anlayamadığı Emir Hazretlerinde görülen gerçek İslami ahlaktır. Gerçek insani ahlaktır. Yani şu olaya bakın ki fakiri şu iki olay çok etkilemiştir. Fransızlar Cezayir'e savaş açmak, Cezayir topraklarını işgal etmek gibi bir karara vardıkları zaman Emir Hazretleri devrin Fransız hükümdarına mektup yazıyor. Diyor ki, efendim ülkemize savaş açacakmışsınız. Eğer ki sizler Fransa'da kendi topraklarınızda rahat yaşayamıyorsanız, halk çok sık iç içe ise, orada bir huzursuzluk varsa savaş etmeye gerek yok. Gelin biz Cezayir'in sahil kısımlarını size açalım. Hep birlikte kardeşçe yaşayalım. Bunun için niye savaş edelim ki? Ama siz kendi topraklarınızda gayet rahat bir şekilde yaşıyor. Buna rağmen bizim topraklarımıza da göz koyuyorsanız, bilin ki biz bu toprakları kanımızın son damlasına kadar savaşarak korumaya çalışacağız. Yani savaşmadan önce bir teklif sunuyor. Kan dökmeye, savaş etmeye ne gerek var? Eğer kendi ülkenizde gerçekten sıkışık bir durumda yaşıyorsanız, ülkenize sığmıyorsanız, buyurun hep birlikte yaşayalım. Sonuç itibariyle bildiğiniz gibi Cezayir'e savaş açılıyor. Çünkü maksat farklı, maksat farklı. Bu savaş sürecinde Emir Hazretleri bir dönem Fransız askerlerini esir alıyor. Günlerce onları bulundukları yerde esir olarak tutuyorlar. Ve bu dönem içerisinde de Emir Hazretleri hep bir tefekkür halinde. Sonra bir gün dayanamıyor, esirlerin bulunduğu yere geliyor. Onlara diyor ki, biz sizleri esir aldık ama biz sizler gibi zengin ülkenin insanları değiliz. Biz sizi alıştığınız standartlarda burada misafir edemeyiz. Biz size yediğinizi yediremeyiz, giydiğinizi giydiremeyiz. Ve bu bizim inancımıza, imanımıza çok ters düşer. Onun için biz size özgürlüğünüzü veriyoruz. Hadi gidin. Yani efendim, bir savaş anında bir komutanın esirlere gidip biz sizin gibi zengin değiliz. Yediğinizi yediremeyiz, giydiğinizi giydiremeyiz. Sizin alıştığınız rahatlığı biz size burada sağlayamayız. Ama bu günahın da altına giremeyiz. O zaman biz sizi özgür bırakıyoruz demek uygun mudur, değil midir? Eğer ki bu yanlış bir şey olsaydı, Emir bugün bütün dünyada bu kadar saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle anılmazdı. Senelerde Dürzi isyanını bastırma hadisesi var sanırım. Bu Böyle tabii şeyler ki, bu tabii ki çok önemli. Bu tabii ki çok önemli. Emir Hazretleri bilindiği gibi
yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Ama fakiriniz buna yenilgi diyemiyorum. Kendisi de dememiştir. Bir tek cümle dökülmüştür ağzından. İlahi kader. İlahi kader. Sonuç itibariyle emir bildiğiniz gibi önce Osmanlı'ya, Bursa'ya gönderilmiş. Daha sonra Bursa'da çıkan bir Bursa'daki bir depremden dolayı yaşadığı ev yıkılınca yine o zaman Osmanlı toprakları olan Şam'a gönderilmiştir. Ve Fransız halkı Emir Hazretlerine ve Cezayir halkına çok zor günler yaşatmıştır. Tabii ki fakir girmek istemiyor oraya. Emir Hazretleri yaklaşık 15 yıl gece gündüz mücadele etmiştir. Sonuç itibariyle elbette burada din önemli değil. Ama sonuçta bir Hristiyan topluma karşı mücadele etmiştir. Bunu da inkar edemeyiz. Sonuçta Şam'a sürgün olarak gitmiştir. Akıbet yıllarca savaştı. Uğruna nice vatan evladını şehit ettiği Cezayir Hazretleri orada bir dürzi isyanıyla karşılaşıyor ve Hristiyanlar büyük bir katliama uğramak durumunda. Ve hemen Emir Hazretleri ortaya çıkıyor ve canını siper ediyor. Çünkü çok sevilen, çok sayılan biri, beni öldürmedikçe hiçbir Hristiyana dokunamazsınız diyor. Ve Hristiyanları bizatihi kendi korumasına alıyor. İşte bu Emir Hazretlerinin gerçekten sözünü ettiğimiz Muhammedi ahlakın, insani ahlakın, aşkın yaşanmış halidir. Çünkü ulu sultanlar, hak aşıkları, büyük veliler insanları dinine, imanına, görüşüne, düşüncesine göre yargılamazlar. Onlar için sadece insan vardır. İnsan vardır. Bir de büyük insanlar küçük düşünmezler. Onlar sebebi görürler. Ama bizler gibi sebebe takılıp kalmazlar. Müsebbibül esbabı da görürler. Onlar için sadece yaratan vardır. Yaratanın yarattığı vardır. Hüküm de ona göredir. Bu büyük bir velinin gayet tabii doğal halleridir. Kin, öfke, öcalma küçük insanlara mahsustur. Büyük insanların büyük gönlünde kin, öfke, öcalma, sen, ben olması mümkün mü efendim? Olması mümkün. Elbette mümkün değil. Peki efendim, kendilerinin İbn-i Arabi hazretleriyle gönülden yakınlığı olduğunu biliyoruz. Sanırım husus şerhleri de var. Eyvallah. Hazret çok büyük bir Muhyiddin İbni Arabi hayranı, çok büyük bir Muhyiddin İbni Arabi aşığı ve ömrünün büyük bir bölümünü de Muhyiddin İbni Arabi hazretlerinin eserlerini şerh etmekle geçirmiştir. Ve kabul edilir ki günümüze kadar yapılmış en derin, en güçlü İbni Arabi şerhleri Emir hazretlerine aittir. Ve ona öylesine güçlü bir gönül bağı olmuştur ki sonuçta o bağ kendini çekmiş. Bu dünyayı terk etmek zamanı geldiğinde onun Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin ağuşuna sırlanmıştır. Göğsüne sırlanmıştır. Bu da gerçekten ikili arasındaki ne derin muhabbettir, ne derin bir bağlılıktır, ne derin bir aşktır. İki sultanın birbirine duymuş olduğu manevi yakınlık onları zahirde de birleştirmiştir. Doğrudur efendim. Hazret hem Ekberiye
tarikatına, yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerine derinden bağlıdır. Hem Kadiri tarikatına bağlıdır, hem Şazeli, hem Mevlevi, derin birçok tarikata gönül bağı olan ulu bir sultandır. Aslında böylesine büyük velileri böyle tarikat ismi saydık ama onları böyle bir tarikata da sınırlayamazsın. Onlar güneş gibidir. Onlar yeryüzünü aydınlatmak için yeryüzüne inmiştir. Böylesine ulu sultanları tarikata sığdırmak, güneşin bu ışığına sığdırmaya benzer. Koca bir dünyayı fındık çekirdeğine sığdırmaya benzer. Her ne kadar böyle tarikat isimleri sıralasak da elbette bu sultanları bir tarikata sığdırmak oldukça zor. Peki efendim, Efendimiz Hazreti Mevlana ile bir arada anarsak en çok hangi cihetlerden onları eşleştirebiliriz? En çok, en yakın. En belirgin tarafları aşkta birleşmeleridir. Hazreti Mevlana bir beytinde şöyle buyurur: sakın kimseye kafir deme. Hiç kimseyi hor hakir görme. Bir insanın son nefesini nasıl vereceğini sen bilemezsin. Hazreti Ebu Bekir sana göre belki müşrik idi ama ezel aleminde onun adı Sıddık idi. Cenab-ı Allah'ın ruhlar aleminde arş-ı alaya adını Sıddık diye yazdığına sen nasıl olur da müşrik dersin? Yani müşrik olduğu zamanlarda dahi. Nasıl güzel bir sözdür. Hiç kimseye kafir deme. Hiç kimseyi inancından dolayı hor hakir görme. Son nefesini nasıl vereceğini sen bilemezsin. Sonuç itibariyle her gördüğünü Hızır, her gecesini Kadir bilmek durumundayız. İşte Emir Hazretlerinin hayatını kısaca birkaç cümleyle özetlediğimiz zaman sonuçta bu ortaya çıkar. Emir Hazretleri hiç kimseyi inancı, dini, imanı, görüş ve düşüncesi dolayısıyla hor hakir görmemiştir, küçümsememiştir. Hani az evvel arz ettik ya, o yıllarca bir Hristiyan camiasına karşı nice şehitler vermiştir. Neler olmuştur, neler olmuştur. Ama buna rağmen bir isyanda Hristiyanlar öldürüleceği zaman ilk göğsünü açan yine kendisi olmuştur. Beni öldürmeden bir Hristiyanın canına dokunamazsınız demiştir. Yani Emir Hazretleri ile efendim, Hazreti Mevlana'nın en belirgin özellikleri insanı insan olduğu için sevmeleridir. İnsanı insan olduğu için saygı, hürmet, muhabbet duymalarıdır. İnsanları din, iman, görüş, düşünce, hatta cinsiyetinden dolayı yargılamamalarıdır. Fakirin arz edeceği bunlardır efendim kısaca.